İbrahim Karagül. Gıda savaşları başladı. Hem iç hem dış tehdit. Gıda fiyatları milli güvenlik meselesi. Tarımda olağanüstü hal yönetimi olmalı. Çin son 12 ayda dünya gıda rezervinin neredeyse yarısını satın aldı. Bu da dünya genelinde enflasyona, bazı ülkelerde açlığa neden olacak. Bu haber 21. yüzyılda nelere hazırlanmamız gerektiğine dair açık net bilgi sunuyor. ABD ve Avrupa dahil küresel ölçekte fiyatlar fırlayacak, daha düşük gelirli dünyanın önemli bir bölümü açlığa mahkum olacak. ABD ve Avrupa'da ilk kez bu kadar ciddi enflasyon endişesi başlaması aslında böyle bir sürecin çoktan başladığının işareti. Bu korkunç bir güç mücadelesi olacak. Covid-19 salgını dünyada üretimi durdurdu, tedarik hatlarını kopardı. Dünya iki yıl durdu. Bunun elbette bir bedeli olacaktı. Ama burada sözü edilen şey bu değil çok daha ötesi. Küresel ekonomide üretim ve tedarik krizinden çok çatışmalar, hesaplaşmalar başlıyor. Bu çatışma kaynaklar, pazarlar, ticaret koridorları üzerinden yürütülecek. Çünkü bu yeni durum ekonomi üzerinden yürütülen jeopolitik bir hesaplaşma, korkunç bir güç mücadelesi olacaktır. Güvenilir sığınaklar, dayanışma havzaları ülkeler üzerinde çok büyük baskı oluşturacak. Hiçbir ülke tek başına buna direnemeyecek bölgesel ölçekte dayanışma havzalarına sığınmak zorunda kalacak. Her ülke kendine yeni ve güvenli sığınaklar arayacak. Avrupa'nın içe kapanması, ABD'nin kendini daraltması, Afrika ülkelerinin yeni sığınaklar araması ve Türkiye ile hızla yakınlaşması bundan. Orta Doğu ülkelerinin çok hareketli eksen değişimleri yaşaması, Rusya'nın fırsatı kullanıp eski imparatorluk coğrafyasına dönmesi bundan. Gıda savaşları hem iç hem dış tehdit olacak. Üretimi ve kaynakları sıkıntılı ülkeler için dehşet verici yeni tür güvenlik tehdidi ortaya çıktı. Bu hem iç hem de dış tehdit olacak. İçeride fiyat artışları ve gıda krizleri kitlesel patlamalara yol açarken dışarısı bunu kullanacak. Dış tehditler ve saldırılar bu toplumsal patlamalar üzerine kurgulanacak. Zayıf ülkeler büyük bir talana sahne olabilir. Ülkelerin dehşet verici acımasızlığına tanık olacağız. Bu ülke ve bölgeler savaşı demektir ve bu başlamıştır. Ülkeler dağılacak, yeni ortaklıklar kurulacak. İnsan ırkının bencilliği had safhaya ulaşacak. Kazakistan ilk örnektir. Ülkeler parçalanabilir. Kazakistan'da yaşanan olay, fiyat artışları ve gelir adaletsizliğinin bir silaha dönüştürülüp o ülkenin parçalanmasına, haritasının değiştirilmesine kadar giderek iç çatışma senaryosudur. Kazakistan bugün içeriden ve dışarıdan müdahale, saldırı altındadır. Eğer bunu aşamazsa merkez iktidar alanı zayıflayacak ve ülke dağılacaktır. Tehdit bu kadar büyüktür ve dünyaya çok şey anlatmaktadır. Kazakistan ilk örnektir ve birçok ülke aynı tehditle yüzleşebilir. Daha şimdiden bütün Orta Asya ülkelerinin yaşadığı temel tedirginlik budur. Rusya ve Çin bu fırsatı kaçırmayacaktır. ABD ve Avrupa bu zaafı sonuna kadar kullanacak, istismar edecektir. Bizim muhalefetin hedefi de bu. Ama hesap hatası var. Ne gariptir ki Türkiye'de iç siyasi muhalefet tam da bu tez çerçevesinde bu çatışmaya ayarlı biçimde yeniden formatlanmıştır. Siyasi tezleri, kullandıkları dil, ülke zafiyetlerini silaha dönüştürmeleri bu proje kapsamındadır. İçeride Türkiye ile savaşan terör örgütleriyle pervasız bir ortaklık kurmaları, dışarıdan Türkiye'yi tehdit edenlerin kontrolüne girmeleri bu yüzdendir. Türkiye'nin meselesi asla ve asla iç politika değil. Küresel ölçekli senaryoların çarpışmasıdır. Ama bir hesap hatası yapılıyor. Dünyada merkez ülkelerin sayısı arttı. Tehdit merkez ülkelerden çok çevre ülkeler içindir. Türkiye merkez ülkedir ve bir cazibe merkezi, odak noktasıdır. Türkiye'nin etrafında da kümeleşmeler olacaktır. Dolayısıyla bu formatlama Türkiye'de etkili olamayacaktır. Gıda fiyatları milli güvenlik sorunudur. Daha somut konulara gelelim. 1. 2022'de gıda en kritik çatışma hatta savaş gerekçesi olacaktır. Zengin ülkelerin aç gözlülükleri ve gelecek hazırlıkları bazı ülkeleri açlığa yokluğa sürükleyecektir. Bu da bazı ülkelerde hem iç hem dış tehdit haline gelecektir. 2. Türkiye gıda kaynaklarını koruma konusunda çok sıkı tedbirler almalı, rezerv kaynaklarını artırmalı, gelecek hazırlığı yapmalı. 3. Gıda fiyatları üzerinde gerekirse çok sert ilkeler belirlemeli, Üretici, tedarikçi, marketlere yönelik düzenlemeler milli güvenlik meselesi olmalı. Tarım Bakanlığı savunma sanayi gibi atağa geçmeli. Tarım alanlarını değerlendirmede olağanüstü bir süreç başlatmalı. Bir karış tarım arazisi bile boş kalmamalı. Tarım alanlarının işlenmesi zorunluluğu getirilmeli, sıkı denetim uygulanmalı. 4. Bireysel ve kurumsal üretim üzerinde sıkı teşvik, tedbir ve denetim uygulanmalı. Tarımsal faaliyet yapan şirketler için özel düzenlemeler kolaylıklar getirilmeli. 5. Tarım Bakanlığı'ndan seferberlik ilan edilmeli. Ülkemizin 10 yıllarını garanti altına alacak devrim niteliğinde düzenlemeler yapılmalı. 6. Savunma sanayinde yapılan büyük atılımların aynısı tarımda gerçekleşmeli. Savunma ve teknolojiden sonra yeni sıçrama bu alanda gerçekleşmeli. 7. Gıda meselesi sadece ticaret, ekonomi olarak algılanmamalı. Bir ülkenin ayakta kalması, savunulması iç ve dış güvenlik gibi algılanmalı. Terörle nasıl savaşıyorsak gıda içinde alarm verilmeli. Terörle nasıl savaşıyorsak gıda ve tarım içinde öyle mücadele şarttır. Aynı kararlılık, aynı teyakkuz hali şarttır. Ekonomide nasıl savaşıyorsak sınırlarımızı ve denizlerimizi nasıl koruyorsak aynı olağanüstü hazırlığı tarım ve gıdada yapmak zorundayız. Dünya çok ciddi gıda krizlerine, çatışmalarına hatta savaşlarına sürükleniyor. Bu basit bir endişe değil. Ülkeler parçalanır, bölgeler karışır, haritalar değişir. Geleceğin nükleer güçleri, tarım ve gıdada hazırlıklı ülkeler, geleceğin nükleer güçleri olacak. Türkiye savunma sanayinde, teknolojide büyük bir sıçrama yaptı. Aynısını tarım ve gıdada yapmak zorunda. Türkiye bunu yapabilir ve yapacak. Yeter ki bu olayı rutin bir hazırlıkla sınırlı görmeyelim. <laughs>